İyileştirme yapmak istiyoruz ama nereden başlayacağımızı bilmiyoruz. Gelin sizinle hızlıca uygulayabileceğiniz 8 önerimizi paylaşalım. Katma değeri olmayan adımları ortadan kaldırın. Katma değerli iş neydi? Buraya değer, israf, değer katmayan operasyon konuları ile ilgili olarak bir video bırakıyorum. Oraya bakabilirsiniz. Değer katmayan operasyonları çıkartıp, israflarımızı çıkartıp hızlıca bunları nasıl iyileştirebiliriz? Buna bakmak ilk yolumuz olabilir. Görevleri bir kişinin daha fazla proses adımını gerçekleştireceği şekilde düzenlerseniz aradaki beklemelerden, fazla işte elleçlemelerden kurtulmuş olursunuz. Bu da zamanı iyileştirmenizi sağlar. Üçüncüsü, mümkün olduğunca eş zamanlı işler yapmak. Yani bu iş burada devam ederken aslında sonraki adım olan prosesi diğeriyle eş zamanlı olarak yapabiliyor muyum? Buna bakmak çözümlerden bir tanesi olabilir. İkincisi de burada iki el kullanmak. Tek elle yaptığım bir işi iki elle yaparak daha hızlı bir şekilde yapabiliyor muyum? Tabii bu her zaman mümkün olmayabilir. İki el işin içine girdiğinde süreç daha uzayabilir. Buna da bakmak lazım. Dördüncüsü, taşımanın fazla olduğu alanları tespit edip Bunları iyileştirmekle ilgili olarak neler yapılabilir? Nasıl bir çevre ortam düzenlemesi yapılabilir? Bu hızlıca bakılabilecek konulardan bir tanesi olabilir. Değişen ya da hızla yükselen müşteri talepleri için nasıl bir kaynak planlaması yapacağınıza bakın. Yani çalışanlarınız yeterince çoklu beceriye sahip ve bir alandan diğerine kaydırma yapabiliyor muyuz? nasıl işlem yapabiliriz ya da mevcut makine kaynağımızda, ekipman kaynağımızı nasıl daha hızlı bir şekilde farklı alanlarda da kullanılabilecek şekilde revize edebiliriz. Buna hızlıca bakabilirsiniz. Katma değeri olmayan ve yalnızca kurulum sırasında yani setup olarak düşünebiliriz. Kalıp değişim süreleri olarak düşünebiliriz. Bu zamanlar içerisindeki değer katmayan operasyonları hızlıca belirleyip öncelikli olarak bunları eleyebilirsiniz. İlk aklıma gelen mesela setup sırasında bulunması gereken tüm ekipmanların orada bulunduğundan emin olmak ve bunların arama kayıplarını engellemek çözümlerden bir tanesi olabilir. Geçmişte yapılmış bir gruplamanın ya da geçmişte yapılmış bir kararın neticesinde hala yapılmaya devam eden işler gözden geçirilebilir. Geçmişte var olan şartlar hala devam ediyor mu? Mevcut şartlarda bizim bunları devam ettirmemize gerek var mı? Bunlar sorgulanır ve iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Son olarak tüm düzene koyma işlemleri yapıldıktan sonra tekrarlayan işlerimiz, tekrarlayan operasyonlar varsa bunların otomatikleştirilmesi için neler yapılabilir buna bakılabilir. Yani süreci fiziksel olarak daha düzgün hale getirdikten sonra bunların otomasyonu ile ilgili olarak gerek yazılımsal olabilir, gerek mekaniksel olabilir. Neler yapılabilir bunlar gözden geçirilerek iyileştirme çalışmaları yapılabilir. Umarım faydalı olmuştur. Gelecek videolarımızdan da haberdar olmak isterseniz zil tuşuna basabilir, kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.